İstanbul seçiminin ardından gündem mecliste görüşülmeyi bekleyen yasalara çevrildi. On binlerce gençle ailelerinin merakla beklediği yeni askerlik kanun teklifi o yasalardan ilki. Yarından itibaren de tüm üzerindeki oylamanın yapılması bekleniyor. Böylece 130 bine yakın genç askerliğini tamamlayıp terhis olabilecek. 62. maddenin 14. fıkrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ve meclis yoğun mesaisine kaldığı yerden devam edecek. İstanbul seçimi bitti. Vekiller Ankara'nın yolunu tuttu. Yeni haftada gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi var. Cuma'ya kadar bu teklifin genel kuruldan geçmesini beklemekteyiz. Ama tabii ki takdir genel kurulundaki kıymetli milletvekillerini. Milletvekilleri teklifin maddelerini görüştü, kabul etti. Ancak tümü üzerindeki oylama seçim sonuna bırakıldı. İşte o oylama bu hafta yapılacak ve silah altında 6 ayını dolduran erler terhis edilecek. Askerlikte aslında biz devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Yeni askerlik sistemiyle askerlik 6 aya düşecek. İsteyen 6 ay daha askerlik hizmetine devam edecek. Karşılığında en az asgari ücret oranında maaş alacak. İsteyense terhis olup vatani görevini tamamlamış olacak. Yasayla bedelli askerlikte kalıcı hale gelecek. Milyonlarca çocukla ailelerini yakından ilgilendiren yeni eğitim paketi de gündemin önemli başlıklarından. Meclis Başkanlığı'na milli eğitimle ilgili 19 maddeden oluşan bir kanun teklifi veriyoruz. Teklif okula başlama yaşını 3 ay daha ileri alıyor. Yani artık 66 ayını dolduranlar değil, 69 ayını dolduran çocuklar okula başlayabilecek. Cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmak için meclise sunulan infaz sistemi değişikliğine ilişkin paketin de önümüzdeki günlerde milletvekillerinin gündemine gelmesi beklenirken meclise sürpriz bir kanun teklifi daha sunuldu. Sporda şiddete cezaları artıran, tehdit olarak algılanabilecek tezahüratları suç sayan teklif meclis başkanlığına sunuldu. Maçları risk analizlerine göre, müsabakaları risk analizlerine göre değerlendireceğiz. Teklifle sporda hakaret ve küfrün engellenmesi, müsabakaların daha sağlıklı ortamlarda izlenmesinin sağlanması amaçlanıyor. Teklif elektronik kart ve bilet uygulamasını da yaygınlaştıracak. Süper Lig ve 1. Lig dışındaki liglerle futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilmesi hükme bağlanacak.